Merhabalar, Gamesersiyon'a hoş geldiniz. G-Talks'un yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün sert bir karşılaşmamız var, sert bir tartışma konumuz var. Gerçekten zor olacak bizim için bence burada uzlaşmak. O da şu, online oyunlarla hikayeli oyunları birbirine vuracağız artık. Kim kazanacak bilmiyoruz burada. Biraz bizim background'larımızdan bahsedeyim. Sonra da ağırlıklı olarak online oyunlar oynayan, hikayeli oyunlarla da arası olan bir arkadaşımız ama ağırlığı online oyunlar çekiyor. Utku'ya geldiğimizde Utku tam bir hibrit. Yani 50-50 gerçekten herhalde. Belki Utku biraz online'ın ağır basıyordur bilmiyorum ama ağırlıklı hani 55'e 45 mi diyeyim? 60'a 40 mı diyeyim? Bilmiyorum. Halimde de 65'e 35 gerçi. Çok aşağı, çok da fark Ya etmiyor neyse düşündüm de. herhalde. Ben Anladım. de ağırlıklı olarak hikayeli oyun tercih ediyorum. Online oyunlarla da çok az kültürüm var ama ağırlıklı olarak hikayeli oyunlar. Evet beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk Ben sözü şimdi inadına halime vermiyorum. İlk sözü Utku'ya veriyorum. Şimdi tamam demiş. arkadaşlar öncelikle şunu unutmayalım. Arkadaşlığımızın bozulmasını istemem. Hiç Tamam umurumda mı? Yani... olmaz Ha ya. Arkadaş buradan hala arkadaş olarak ayrılalım istiyorum. Abi şimdi yerine göre online oyun oynuyorum. İşte 1000 saate yakın şeyimiz var. Tarkov'um var. Bir 1000 saat Rainbow Six'im var. Ama bir yandan da 1000 işte saat Next... LoL'ün var, LoL var. 1000 saat mi lolüm? Daha fazladır lolüm de. Mal onu söylemiyorum. Utanıyorum biraz bundan da. Neyse. Abi şu an ben düşündüm de ben bayağı online Ben oynuyormuşum ya senden daha az onları oynuyorum. ben. Ya şöyle, çok sevdiğim hikayeli oyunlar var. Böyle dönüp dönüp oynadığım, şey gibi Harry Potter filmi izlemek gibi yaptığım, hani böyle yılımın ritüeli olan, dönüp dönüp oynadığım oyunlarım var. Yeni çıkan hikayeli oyunları zaten takip ediyorum. Yeni çıkan her oyunu takip ediyorum. Ama bir yandan da işte Escape from Tarkov diye bir oyun var. Deli gibi onu oynuyorum. Abi online oyun, oynayacak arkadaşın varsa online oyun kadar keyifli bir şey yoktur. Kahvehane muhabbeti gibi bir şeydir ya. Yani yalnız başına değilsen, arkadaşınla oynayabiliyorsan o sohbet muhabbet için bile saatlerce oynarsın. Ya ben Tufan'ın beceriksizliğini Rainbow Six'te çektiysem herkes oynayabilir abi. Bu kadar basit. Ben de seninkini çektim ha. Hadi Tamam, bir bakayım. şey Hadi demiyorum bak. bakayım. Ona bir şey demiyorum. Beni o Hayatımda böyle bir kurttan yalan görmedim. Hayatımda böyle bir yalan görmedim. Oynarken yalvarıyordu. Şimdi karşımıza geçmiş neler diyor. Ben şuna katılıyorum Utkucuğum. Evet, arkadaşların varsa yani arkadaşlarınla oynayacak bir online oyunu gerçekten çok keyifli. Burada hala bak şey de söylüyorum. Yani andığımız birkaç tane oyun var. Hurtford mesela hani bu kadar iğrenç bir oyun olamaz ama karşı karşıya oynadığımız için çok keyifli bir oyundu. Ya da hani Evet LoL ya. yani kitlesine rağmen herkesi mute'layıp hani seninle oynuyorduk gayet de keyifliydi. Rainbow'u hala savunurum ama şunu söylüyorum. Oyun oynuyorsan bu hikayedir. Diğerleri sadece bir yarış bence. Bir oyun konseptinden çıktığını düşünüyorum artık ben. Aynı fikirdeyim seninle. Yani Ya daha sinirlensin. artık konuşabilir miyim? Daha önce. Artık Hadi konuş. konuş be. Şimdi bak, size şöyle bir şey diyeceğim. Başta benim hakkımda yanlış yanlış iddialar verildi burada. Ben çok üzüldüm. Bak. Bak ben size bu yayın açılmadan önce de konuştum. Ben 2015-2016 arasında Xbox'ıma internet bağlandım, tamam mı? O döneme kadar küçük de olsam oyun oynuyordum. PlayStation 2 olsun, PlayStation 3 olsun, Xbox 360 olsun. Hepsi de single player oyunlardı çünkü online oynayacak imkanım yoktu. O yüzden single player oyunlar oynamak zorunda kaldım. Yaşıtlarımın aksine. Yaşıtlarım CS 1.6 oynarken ben God of War 2 oynuyordum, 1 oynuyordum, 3 oynuyordum. Allah Tamam mı? şövenisti burada da şov yapıyor ya. Paramız yoktu oğlum Yapacak. bizim. PlayStation alamıyorduk. Allah gibi Tamam. counter oynuyorduk. Ben onu buna karışmam. Sözümü kesme. Ben seni dinledim. Ben seni dinledim. Ben seni dinledim kardeş. 2016 yılında 2015 tam hatırlamıyorum. 2015 buçuk diyeyim. O yılda Xbox Live ile tanıştım ve GTA 5 olsun, Black Ops 2 olsun, 3 olsun. Sonra Bitti örnekler. nasıl diyeyim? Aynen. Battlefield 3 olsun, 4 olsun. Bu tarz oyunları online oynadım. Tamam mı? Yüzlerce saat GTA 5 online'ım var Xbox 360 hesabımda. Tamam, buna okeyim. O zamanlar sadece online oynuyordum, oyun oynuyordum. Konuşamadım.
Ama sebebi şu ki, şudur ki ondan önce hiç online oyun oynamadığım için online oyun açlığım var idi. Bunu ben 2023 yılına kadar giderdim. Seni online oyunlarda hikayeli oyunlara döndüren şey ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Artık o kadar iyi oynamıyorum. Mükemmel. Şu an Aa çok iyiydi teşekkürler lan. abi. Şimdi bu Bu kadar. emekli olduğun anlamına gelir. Yani sen bilinçli kaçmamışsın orada. Gençlerle mücadele edemediğine karar vermişsin. Edemiyorum kardeşim. Bu Utku, bu arada çok merak ediyorum. Şimdi bak, Harim bizden küçük zaten de. Son atlayayım. Evet. Bozulmaz. Allah'ım. Allah'ım. Haydi oğlum. Abi Dayanın sen ben nesin? Ve hani şunu sormak istiyorum. Artık gücünü kaybediyor musun? şöyle Becerin azaldı mı? bazı oyunlarda kaybettiğimin farkındayım. Refleks isteyen ya refleks demeyeyim de daha çok böyle nasıl diyeyim mekanik isteyen oyunlar ya yani LoL en basiti LoL ve vesairesi yani Dota'sıdır falan onlarda sadece keyif alıyorum hani öyle bir rekabet ruhum yok ancak işte Tarkov gibi oyunlarda işte squad oynuyorum daha kalabalık ve yaşça büyük kitlelere hitap eden Orası zaten en gençler oyunlarda oluyorsun. ha, aynen zaten squad'da gerçekten squad'ın en gençlerinden bir tanesi oluyorum. Orada artık şeye dönüyor olay. Akıl oyunlarına dönmeye başladın. İşte Tarkov'da mesela bileğin hani ateş etmek işte kadar soğukkanlılık da önemli. Taktik yapabilmek önemli. Buraya geldiğinde gücümü aslında orada ortaya koymaya çalışıyorum. Hani eksikliklerim var. Artık yaşlanıyorum gerçekten. Hani yaşlanmıyorum da. Hani kitleye göre yaşlı kalmaya başlıyorum. Ancak onu da işte harita bilgisi edinmek aslında biraz şeydir, olgunluk ister ya, onunla kazanıyorsun. Hani kafanı kullanarak oynamaya çalışıyorsun. Hep şey geyiği vardır ya, bilgisayar oyunları aslında modern satrançtır yalanı vardır ya hani. Yalan Onu mı? biraz Doğru mu? onu o halde oynamıyoruz. O yüzden yalan diyorum. Evet aslında bunu bu şekilde değerlendirebiliriz belki ama hani o kadar kafa yorarak oynamıyoruz çoğumuz. Hani ben işte ona geçtim artık. Aa ben artık şeyim, yaşlı kurdum. Bir ekibimiz var bizim 3 kişi. Ben şey yapıyorum. Ekibinde maalesef en yaşlısı benim. Abi şöyle yapın. Şuradan gidelim. Böyle yapalım. Karşıya geçmeyelim. Hani taktik veren o adam vardır ya. Oyum yani. Hani ekibin huysuz yaşlısına dönüşmeye başladım ama mekanik konusunda zayıflarken soğukkanlılıkla gelişiyorum yani. Tembellik de olabilir gerçi de. Bilmiyorum yani. Fark ettim yani. Ya Hani benim de şöyle bir şey var bu arada. Kimse yanlış anlamasın. Fiziksel eksikliklerim yok. Hala iyi oynayabilirim zaman versem. Şöyle bir sorun var. Artık ben online oyunda da günde 8 saatimi vermek zevk vermiyor bana. Onun için fazla oynayamadığım için o hani o practice makes perfect derler ya. O iş olmadığı için ben de artık online oyunlarda benim önüme geçiyorlar. Ben günümün her saniyesinde online oyunlara veremiyorum. Onun için adamlar benden daha iyi oynuyor. bir oyun, yani oyun diyoruz ya. Tamam mı? Bu oyunun, yani bir oyunun beni sinirlendirmiyor olması lazım. Benim bu oyunu oynarken bak hani şey demiyorum. Sandbox boş oyun oynamaktan bahsetmiyorum. Ya oynadım mesela God of War Ragnarok çok aşırı kolay bir oyun falan değil Ragnarok yani. Ya da hani benim başka birçok oyundan da gidebiliriz bu arada. Hani Rockstar kültürü biraz belki kolay oyunlara alıştırıyor ama hani bir oyunu zorda da oynayabilirsin bu arada. Gidersin, zorluk ayarını zor yaparsın, yine oynarsın. Yani dolayısıyla ben challenge'dan rahatsız oluyorum değil. Ama ben şunu fark ediyorum. Online oyun oynarken sinirleniyoruz abi hepimiz. Evet, sinirleniyoruz. Yani Ben ben hani Utku'nun yani neler fırlattığını gördüm yani. ya bir kere hatta bak çok hatırlıyorum hala bu aklıma geldikçe üzülürüm. Elimde bir su şişesi vardı. Ola. Fırlattım ve kola mıydı? Sana geldi. Boşuz. Evet. Hala üzülürüm yani bu olaya. Niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Ama kontrol edemedim artık kendimi ya. Oluyor işte bu. Yani o tarz oyunlarda bu öfkeyi yaratıyor ve ben oynadığımdan bir tat almıyorum. Ve Utku'nun dediği gibi sadece sosyal bir aktiviteye dönüşüyor benim için. Yani sizinle Yani. muhabbet ederken oyunu oynamış oluyorum. Bu kadar. Souls Evet. için de aynı şeyi söylüyorum. Souls'da sadece şunu diyorum. Hani benlik değil. Çünkü hani ben birazcık istiyorum ki o oyun için aşırı bir kafa yormayayım. Ben bu arada şeyi de sevmiyorum. Modern oyunlarda şey var ya, sürekli bulmaca. Ama oyunun %, yani gerçekten 30'u falan bulmaca yani ya. Niye abi şimdi, yani bu benim hoşuma gitmiyor. Hani kassan tabii ki çözersin, ya da senin dediğin gibi abi, yani kassan online oyunun tekrar mekaniğine alışırsın ve hani belki üst sıralara oturursun da niye kasayım? Evet. Şeyi söylemek istiyorum. Tufan sen şey dedin ya oyunu zorlaştırır, yani zor ayar alır oynarsın. Burada ben oyunların genel yaşadığı probleme değinmek istiyorum. Abi zorluğun şekli çok önemli.
Böyle yapay bir zorluk ortaya çıkınca, bak FIFA'da şey vardır. Gol yiyeceğin zamanı anlarsın. Salak salak oyun, top kontrol edemez artık oyuncuların. Böyle bir garipleşir oyun ve gol yiyeceğini anlarsın. Ya da nasıl söyleyeyim ya, şeyde de var. God of War'ın bütün boss savaşlarında da ayarları yükselttiğinde senin hasarın azalıyor. Abi bu nasıl bir zorluk arttırma şekli ki? Daha az vuruyorum, daha uzun süre oynuyorum. Aynı komboyu daha uzun süre yapmak zorunda kalıyorum. Bence bu bir zorluk değil, bu bir eziyet etme şekli. Ama şey var. Heh, söyle Sözünü söyle. keseceğim. Bu zorluk olayı mesela Elden Ring'de ya da Dark Souls oyunlarında eğer ki bir oyunu dümdüz oynamaya çalışırsan bu oyunları dediğiniz gibi çok zor oluyor. Ama eğer ki güzel internetten bakmadan yapamazsın çünkü böyle bir sorun var Dark Souls oyunlarının. İnternetten bakıp bu boss'u nasıl geçerim dersen tek vuruşla bile öldürebileceğin boss'lar var. Onun için de Ama bu Dark Souls oyunlarındaki zorluk yapay bir zorluk değil. bak ben mesela oyunun bloğunu okumak zorundaysam bu bence oyunla ilgili bana kötü bir şey söylüyor. Bana ya. Şu ayrı bak. Mesela burada bir komünite yaratıyor adamlar, tamam mı? Elden Ring'in manyağını yaratıyor. Ne yaparak? Aslında kompleks bir oyun olduğu için yaratıyor bunu. Yani fanboyluk değil bu hakikaten. Adam artık şunlar kesmiyor adamı artık. Yani Assassin's Creed'i oynamak istemiyor adam. Basit geliyor. Spider-Man oynamak istemiyor. Yani traditional şekilde kurulmuş oyun oynamak istemiyor adam. Dolayısıyla bir üst lige gitmek istiyor, challenge istiyor, zorlanmak istiyor ve gayet özgür olmak istiyor. Son derece saygı duyuyorum. Yepyeni senaryolarla yepyeni şeyler yapmak istiyor. Bu arada Baldur's Gate de buna dahil bir noktada. Yani adam düz gitmek istemiyor işte yani o yolu. Başka yollardan bitirmek istiyor, bilmem ne deneyimlemek istiyor. Ben bir de şöyle yapmak istiyorum diyor. Ve görüyorum Elden Ring'e defalarca kez başlıyor. Ben de şu olmaya başladı ki ben bunun biraz şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çocukluktan itibaren gamer olunca tanıştığın şey yani o kültürle çok uzun süredir tanışıyorsun. Ve yavaş yavaş yaş aldıkça ben şunu fark ediyorum. Benim artık oyunda dikkatimi çeken şeyler tasarım yani sanat gerçekten arkasındaki hikaye ve mekaniğin bana verdiği his. Hem vuruş hissi aslında burada bir nokta. Araba sürerkenki his. Baktığımda keyif almam. Bana bunlar keyif veriyor artık. Zorlanmak hiç vermiyor. Şunu fark ediyorum ben artık ya. Otomatik olarak bir oyuna kolay veya normal ayarlarda başlıyorum. İstemiyorum uğraşmak yani. Hani ölür tekrar başlarsın. Ne olacak? Hiçbir yani istemiyorum onu. Umurumda değil yani bunu yapmak. Oyuna Ya ben daha iyi tuhaf. olmak istemediğimi fark ediyorum yani. Bu Onun arada için... Elden Ring'i kaç kere? 5 kere bitirdim. Hepsinde de İşte... internetten baktım, şey yaptım. İlk oynayışımda sadece alev atarak bitirdim mesela korkumdan. Öyle düşün. Hani Çok iyi lan. işte şey değildim. Minyon atıyordum. Hani bir şey atıyorsun ya. Summon atıyorsun ya. Summon atıyordum. Black Flame diye bir alev gücü var. Onu atıyordum arkadan böyle. Dümdüz. Alev atıyordum şeylere. Benim o minyonuma da silah veriyordum. Hani kendi savunma oluşturabiliyorsun ya. Spy Evet. Hunter diye bir tane kılıç var, onu veriyordum. Böyle bam güm vuruyordum. O ben de Ama benim arkadaş şey o atıyordum. Adem bu atıyordum. rehberi açacak bile halim olmuyor ya. Ben şunu fark ediyorum işte how to'ları açmıyorum ya gidip. Yani Abi. hakikaten tiksindiğim bir şey o haline geliyor bunlar. Mesela bak Spider-Man'de boss savaşları aşırı uzundu. Spider-Man 2'de. Yani aynı şeyi over and over yani sürekli yapıyoruz, tamam mı? Bu bile sıkıyor beni. Ya yani ben artık çok belli oyunlardan tat alabileceğimi fark ediyorum. Çok belli tarzda oyunlardan. Veya hani FIFA gibi, WWE gibi çok yıllık çıkan artık sistemi belli. Yani ben şunu fark ettim. Yeniliğe kapanmışım oyunlarda yavaş yavaş. Ha bak şey var. Bu zorluk konusunda şunu söyleyeceğim. Single player versus multiplayer konusunda bence multiplayer'ın en büyük avantajı şu. Single player oyun yaparken zorluğu belirleyecek bir sistematiğe ihtiyacın var ya. Abi multiplayer oyun yaparken oyuncuya kırdırıyorsun. Zorluk da bu oluyor. Ötekinin becerisi ya da beceriksizliği. Al sana zorluk sistemi. Bakın. Ama şöyle bir şey abi, bunda da sözünü kesiyorum. Balans işi ortaya giriyor. Eğer ki balansını düzgün yapamazsan bu oyun, yani herhangi bir şey, mesela silahlar çok güçlü olursa, bir silah çok güçlü olursa bu balans işi kırılıyor ve bu silaha sahip olamayanlar çok anlamsız bir zorluk karşısına çıkıyor. Bu da böyle bir Bunu da sorun online çok iyi, bak. oyunlarda. Bunu da çok iyi biliyorum. Abi Tarkov denilen oyunda herhangi bir eşleştirme sistemi yok. Server'a bağlanıyorsun ve giriyorsun. Ve bunu nasıl açıklıyorlar biliyor musun? Oyunun hikayesinde sen işte karantina altına alınmış bir bölgedesin.
bir operatörsün ve oradan çıkmaya çalışıyorsun. Zaten oyunda da Escape from Tarkov var. Tarkov'dan kaçış. Diyorlar ki, söyledikleri şey şu. O ortamda herkes var. En iyi silahı olan da içeride. En kötü silahı olan da içeride. Silahsız olan da içeride. Çıkmayı düşün. Aslında olan şey şu. Bir türlü o eşleştirme sistemini yazamadılar, tamam mı? Yapamadılar. En son dediler ki biz bunu nasıl satarız? Abi işte gerçekçilik diye satlar. Orada da şöyle bir şey ortaya çıktı. Dünyanın en dandik böyle hiçbir şeye vuramayacak, hasar veremeyecek mermisi bile insanın yüzüne geldiğinde yüksek hasar verebiliyor. Abi burada da onu yapıyorsun. Ama buna karşı da vizörler var işte kaskına. Paran arttıkça koruman artıyor. Ama geçen gün yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Oyunun hani detay vermek çok saçma olacak, anlamsız olacak ama oyunun üst seviye sayılabilecek zırhlarından birisine sahiptim. Koltuk altımdan vurulduğum için öldüm. Çünkü zırh koltuk altımı korumuyor. Yani böyle dengeliyorlar onu da. Hani herkesin bir zayıf noktası vardır işte. Bacağında zırh yok. Bacağından vur. Leg meta. Falan diye şeyler yapıyorlar. Ya bana şey geliyor. Çok acımasız bir yöntem hala. Sonat'ın o konuda söylediğine katılıyorum ama al sana zorluk abi. Al sana challenge ya. Al challenge ya. Yani. Zero to Hero diye bir şey var. Çıplak giriyorsun haritaya. Kahraman olarak çıkmaya çalışıyorsun. Kolay gelsin. Yani Peki şeye çok nasıl seviyorsam bakıyorsunuz alayım. abi? People Evet. versus Environment'lara, PvE'lere nasıl bakıyorsunuz? Tarkov. Yine aynı şeyi söyleyip duruyorum ama orada da işte Skev denilen botlar var. Ve loot taşıyorlar abi. Onlar da loot yapıyor falan etraftan hatta. Öyle botlar. Onları vurmak da çok keyifli. Çok zor çünkü onlar yapay zeka. Seni direkt görüyor, algılıyor ve vuruyor. Iskalamıyor kolay kolay. Hani ilk iki atışın ıskalar üçüncüyü tutturur. PvE'lere de çok seviyorum ben. Ben artık oynadığım oyunlarda başka insanlar görmekten bıktım. Yani işte sıkıntı. Sıkıntı da kazandı. Çünkü insanla uğraşmak bok gibi bir şey online'larda. Kimsenin hayatı yok. Herkes bir bok olduğunu zannediyor burada. Onun için Ama bak kimseyle güzel tarafı ne biliyor konuşmaya musun? bile gerek yok yani. Bak şimdi hayatta asla aynı şartlarda olamayacağın insanlarla bir oyun platformunda aynı şartlardasın. Ya işte öyle bir şey var ama şöyle bir şey var. Bu adamlar cahil olduğu için kendini senden üstün görüyor bu oyun platformunda. Ve bu şekilde saçma salak diyaloglar ortaya çıkıyor yani. Yani. Ya o da olabilir tabii. Ama ben yine aynı şeyi söylemek istiyorum. Single player oyunlar sınav dönemi bittikten sonra keyif almak için böyle oturup film izlemek yerine yapılacak aktivitedir. Online oyunlar günlük sıkıntının yanına biraz rahatlayayım diye girip Biraz daha daha fazla sıkıntı almaktadır. biraz daha sıkıntı eklediğin oyunlardır. Yani ben her gün bir hikayeli oyun oynayamam. Çünkü ben hikayeli oyuna oturduğumda 8 saat başından kalkmıyorum. Kafayı yiyorum ya. Hani merak duygusu yaratabilen bir oyunsa. Çok karşılaşmıyorum artık. Bir de burada da evet bu var. Abi oyunların kalitesi de çok önemli ya. Ya mesela Cyberpunk'a çok heyecanlanmıştım ben. Hikayesine heyecanlanamadan oyundaki hatalara ya da karşılaştığım bazı şeylerden dolayı heyecanım kırıldı. Online oyunlarda yine belli bir standart var ya. Hani ben burada oyumu 1,5 oy şey online yarım oyda single player'a vermek istiyorum yani. Ben tüm oyumu single player veriyorum. Ya ben de öyle ama mesela bak ben şunu söyleyeyim. Online oyunlar bence gerçekten komitesini çıkart. Ya tabii ki nasıl olacak bilmiyorum ama şunu demeye çalışıyorum. Çok iyi kurgulanmış oyunlar genellikle. Yani LoL mesela bak bu kadar düşük kitle gibi dersin. LoL çok iyi kurulmuş bir oyun. Tüm dengeleri her şeyiyle gerçekten çok başarılı bir oyun aslında LoL. Ama işte o komiteyi soktun mu o oyun senin için katlanılmaz hale geliyor. Ve Rainbow bence inanılmaz bir mühendislik harikası. Ama İyidir. İşte işin içine dediğim gibi o diğer insanlar girdi mi Sonat'ın dediği gibi ben tiksiniyorum. Ben Zaten bak sevmem yani. orada da ben şunu yapıyorum. Artık benim bütün o multiplayer oyunlarda chatlerim kapalı. Ben kendi hayatımda zaten elimde olmayan sebeplerden dolayı yeterince kaybediyorum ve negatife düşüyorum. Oyunlarda bari bunu yaşamayayım. Evet, Bunu evet. hissediyoruz. Bu konuda da bence yani kimse bir şey diyemez buna ya. Çünkü kendi kendime olabileceğim tek ortamda da bunu yaşamak, günlük hayatta yaşadığım sıkıntıları yaşamak. Yani evet üzücü bir durum. Ama gerçekler bunlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet. Ya ben mesela şey dışında, hayatta kalma oyunları dışında gerçekten artık bir de yani istisna olarak arada bir gelen Rainbow sevdası dışında
Gerçekten online oyun bende artık yok ve geri geleceğini sanmıyorum bu isteğimin. Bazen hani oyunun kendi yapısı çok güzel olduğu için içinde insan barınan oyuna girdiğim oluyor ama mümkünse hep local tercih ediyorum o oyunu da. Local ayarlarda oynuyorum. Mesela Conan Exiles benim belki en çok saat oynadığım oyunlardan biridir. Ama oyun aslen bir online oyun. Ben daha bir kez normal server'a girmedim. Ya ben de bak aynı örnekten gideceğim. Conan Exiles. Ben arkadaşlarımla çok uzun süre Conan Exiles oynadım online olarak PvP. Ve hani şey çok iğrenç bir şey. Hem oyunlarda bak şu olmasa belki bir tık daha çekilebilir olur oyunlar. Oyunlarda hile var arkadaşlar. Evet. Online oyunlarda hile var. Her online oyunda neredeyse hile var. Birkaç asistan dışında. Ve bu gerçekten çok baltalıyor keyif olayını. Hani sen burada azıcık zevk almaya çalışıyorsun. Base kurmuşsun diyelim Conan Exiles ya da bilmiyorum Rust. Aynı mantıkta oyunlar. Aynen Adam Rust. pilesini açıyor, bombasını atıyor, gidiyor. Ne Yani. yazık ki işte. Ya Utku Tüm mesela emeklerin gidiyor. Hearthstone'da aldığımız keyfi hatırlıyorsundur yani. Evet, ya bak Hearthstone kadar dünyanın en basit sistematikli oyunu inanılmaz bir Rust çakmasıdır. Hani Evet. sistem olarak aynı şekilde çalışır. İnanılmaz düşük ayarlar, düşük grafikler, Potato hiçbir yani. numara. Gerçekten potato bir oyun. Ve sarıyordu yani hani. Kesinlikle. Ha bak Ya ama şunu işte orada sorabilirim. da bak şöyle bir şey var. Orada oyunun hani senin onda o ortamda zevk almanın %80'i arkadaşlık, %20'si oyun. Hani Evet. sen ona sohbet ederken boş boş ekrana bakmayın diye giriyorsunuz neredeyse oyuna. Evet, Evet aynen canım. öyle, Ya doğru. single player oyunlar bir de arkadaşlar bu da bir itiraf beni biraz üzüyor. Niye? Çünkü ben hep böyle üzgünken ya da nasıl diyeyim yalnız hissettiğimde hep böyle single player oyun oynamak isterim. Ya da hani depresyon başlangıcı derler yani böyle bir kafan atar kimseyle konuşmak istemezsin. Açarım oyunu. Ya şöyle söyleyeyim çok da şanslı bir insanım. İnanılmaz anlayışlı bir kız arkadaşım var. Ve şunu yazarım. Canım ben oyun oynuyorum yazarım. O da iyi misin der. İyiyim der. Tamam yazarsın bana der. Ve ben dünyaya karşı kapanırım ve oyun oynarım abi. Benim finallerim bitti. Ben aralıksız 10 saatimi Assassin's Creed Valhalla bitirdim. Ya oynadım, bitirdim diyorum, oynadım. Bitirdiğim oyuna döndüm bir daha oynuyorum. Yani hani bu sefer daha farklı bir şeyler deneyeyim. Aynı hikayeyi farklı bir yoldan oynayayım. Farklı bir mentalde oynayayım. Öyle düşünüyorum. Yani benim bakış açım biraz böyle. Ya Yani zaten oyunların olayı benim için mod yükseltmek. Yani ne bileyim bazen hani gerçekten şey olmaz mı? Ya Utkun dediğine katılıyorum şu anlamda. Hani üzgün kısmı değil şu daha önce söylediğin kısım. Bu bence bazen Game of Thrones izlemek, Harry Potter izlemek gibi bir şey. Bir dünya var, içine girmek istiyorsun. İşte zaten hayal kırıklığı yaşadığımız yerde o oluyor. O dünyayı bulamadığımızda. Niye Cyberpunk'ta biz AI'ya sövdük? Yani AI dediğim hani NPC'lere sövdük. Ya kardeşim iletişim kur benle ya. Ben o dünyayı deneyimlemek istiyorum çünkü. Hogwarts Legacy'de niye hayal kırıklığına uğradık? Oyun kötü müydü? İyiydi yani. O yüzden bir... sadece okulda öğrencilerin önünde büyü yapınca hiçbir tepki almıyorduk mesela hani Evet bu bile eski yeteri kadar çıkanlar. mod breaker bir şey. Çünkü Evet. biz zaten orada evreni deneyimlemek için girmişiz. Yani benim için artık oyun oynamak o mekaniklerin tabii ki mekanikler çok güzel olsun istiyorum. Ama bende bir his yaratsın abi. Alan Wake mesela bende şu ara bu hissi yaratmış bir oyun. Ya his yarattı bende oyun. Ya dedim ki ya bu ne biçim bir oyun? İnanılmaz. Ya bunu bana dedirsin istiyorum artık oyundan. O yüzden hani online oyun falan bende bitti. Ben Açıkçası. de kesinlikle online bir daha çok nadir oynarım yani. Bir GTA 6 online oynarım. O da o klasmana girmiyor zaten başka bir şey yok. Tabii o başka bir şey artık. Ya Red Dead Ya Online ben mesela burada oraya almadım. Yani. Red Dead Online'ı almadım mesela ben bugün. aynen. Ya Ya ben bu online competitive online'dan bahsediyoruz aslında biz. aynen tabii ki. Evet. Yani LOL. Tarkov da girer değil mi? Tarkov da girer. Tarkov da girer. Tarkov bile sayabilirsin yani evet. Yarım girer, yarım girer. Evet, yarım girer. Gel gel. Ya Ya şöyle bir bulalım. şey var. Bence biraz da bizde şey var. Oyun oynama alışkanlığımız ve oyunlardan beklentimiz değişti Evet. zamanla. Ya en azından kendi adıma söyleyeyim. Ben bir oyundan bir şey öğrenmiyorken keyif alamadığımı fark ettim. Bir şey öğrenecek de enerjim yok. Bir oyun içinde bir şey öğrenmek istemiyorum şu anda en azından. Hakkımda hayırlısı ya. Aynen. O zaman CS indiriyor muyuz ya? Ya CS2. olur ya bu abi, arada olur onu da abi. indirdim. Gene bok gibi Siz de arkadaşlar olursa ya. oynarım beyler Bu arada CS2 tarihin en düşük, ya en hızlı düşüşünü yaşadı oyuncu sayısında biliyor Power musunuz bilmiyorum. Galiba Palworld etkisi abi. World. Yani İki bambaşka oyunu da birbirine bu kadar Abi eklenirsek arkadaşlar kitlesi ama. evlendi artık ya CS'nin. Onunla da ilgili olabilir yani. Kitlesi artık evli barklı yani Abi çocuk. yok. CS'nin kitlesinin büyük bir kısmı şu anda savaşta da bu linç sebebi değil mi?
Yani. Ya doğru. İstatistik. İstatistik abi. Evet. Yapacak bir Ama öyle şey mi? miymiş? Rusya. Ya Ukrayna, Rusya. Gerçi evet Rus komünitesi çok yüksekti onların doğru. Slav Evet. ülkelerde CS'nin çok oyuncusu var. Polonya'da var. Polonya'da artık yani savaşta değil de. Hani Ukrayna ve Rusya en Evet. büyük kitle oradan, bir de Türkiye yani. Doğru. Beyler katıldığınız için teşekkür ederim. Game Ben teşekkür Sersio'dan ediyorum. bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.